Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir sabah olsun. Bugün enerjik kalktınız mı? Çok. Ben çok az uyudum, çok enerjiyim. Neden acaba? Ben her zaman öyle az uyuduğum için. Biz hep az uyuduğumuz için, ikimiz hiç uyumadığımız için hatta. Ben de 2,5 saat falan uyudum. Bildiğim böyle çıkıp oynayasın var. O iyi, çok şükür. Bir müzik verin kızlar oynasın. Müzik verin. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Sosyal medya hesaplarımız şu anda zaten yazıyor, kişisel hesaplarımız. Ama bunun yanı sıra Beyaz Magazin'in kendi sayfasından da görüyoruz ki bolca yorum geliyor. Bazen 300'leri 400'leri buluyor bu yorumlar. Bazılarının hoşlanmasak da yine de hepsi başımızın tacı diyoruz. Söyleyecek bir şey yok. Eleştiri saygı çerçevesinde her zaman kabulümüz diyoruz. Ve yetmiyor diyoruz. Burada hemen sizden bir şey bekliyordum. Yetmiyor. Yetmiyor. 3, 2, 1. Yetmiyor. Niye bir tek? Yetmiyor mu diyor? Evet. 3, 2, 1. Yetmiyor. Ne yapıyoruz? Bakar mısın böyle falan? Türk sanat müzik hissi Yetmiyor. Beyaz Magazin'i YouTube'dan da takip ediyorsunuz. Evet. O da yetmiyor. O da yetmiyor, bize bizi arıyorsunuz. Çıkıp kanala geliyorsunuz. Sinem, bak kıyafetin arkaya uyum sağlamış böyle güzel güzel. Kim dedi? Tatlış. Bilal Bey dedi. Çok güzel olmuş dedi. Teşekkür ediyorum sevgili yapımcım. Nokta. Efendim. Buyur günaydın de. Sen de konuşmuştun. Peki efendim, herkese günaydınlar. Ekran başına hoş geldiniz. Bugün ben de yayında neler olacağını bilmiyorum. Sizin gibi yeni göreceğim hepsini. Zaten o yüzden o kadar heyecanlanıyorum. Önceden bilmemem her zaman iyidir. Sinem Yıldız Official'a yorumlarınızı bekliyorum. Ne yapıyorum? Bitirdiniz mi hanımefendi? Evet, ben herkese çok çabuk bitiriyorum. Herkese günaydın, herkese günaydın. Çok yeni bomba gibi bir yayın bizi bekliyor galiba. Benim aniden neye sinirleneceğim hiç belli olmaz. Et Canan'dan Yıldız. Ay dün nasıl sinirlendi? Çok sinirlendi. Dün elleri titriyordu. Böyle. Zaten küçücüksün. Yemin ediyorum izledim. YouTube'a girdim. Beyaz Magazin'e. Orada baktım. Banu Parlak'la aralarındaki şeye, Cenk'le oturduk, seni izledik. Norveç'ten yani. Yazmışlar bana, Norveç'ten. Düşün yani artık insanlar Norveç'ten ya bile bu yani. Sosyal medya fenomenleri ve oradaki hayat benim biliyorsunuz en... Ay tamam, neyse hadi oraya girme, günaydın. Tamam. Bir susar mısınız hanımlar? Et Canan Dayız Instagram hesabına yazabilirsiniz. WhatsApp ihbar hattını söylüyorum. 0549 dinle. Ömür boyu hiç konuşmamış ya, iyi ki bu yayın var, konuşabiliyor. 802-86-31. Doğru. 86-31 bekliyoruz. Bitti mi tatlım? Evet. Canımsınız. Evet. Hadi bakalım o zaman ilk haberle başlayalım. İdo tatlı sesle başlıyoruz. Biliyorsunuz güzel bir ilişkisi var. Öyle değil mi? Evet, çok güzel. Yasemin Şefkatli ile. Şimdi bir haber çıktı. Yasemin Şefkatli hamile mi? Öyle mi? Hmm. Derya Tuna'dan da bir destek geldi bu ilişkiye biliyorsunuz. Sen daha iyi biliyorsundur. Nedir? Derya abla Yasemin'i kendi kızı gibi seviyor. Bütün aile Yasemin'i çok seviyor. Çünkü İdo da Yasemin'i çok seviyor. İdo da ailesine ilk defa bir kız arkadaşını bu kadar çok ailenin içine soktu. Hep beraberler. Tatilde beraberler. Yaz kış beraberler. Yasemin çok şeker. İnanılmaz naif bir kız. Güzel bir ilişkileri var ama anneden tam destek. Yani Derya abladan tam destek var bu ilişkiye. Çünkü doğru. İdo annesine çok değer veriyor değil mi? Tabii yani annesine de babasına da, İdo aile aşığı bir çocuk. Bir kolunda anne, bir kolunda baba fotoğrafı böyle buralara var. Kadar dövme. Ama bütün aileye ve İdo'nun çok tuhaf bir güzelliği var. Ruhu çok güzel. Bütün arkadaşlarına da öyle değer veriyor. Bak tekne kazıntısı ya. Yani o ikisi arasında. Çok başka bir sonra ruhu tabii var. Ki bir kız evlat daha geldi ama yani erkekler arasında en son o hem birazcık başta şımartılıyor gibiydi sonra ama gerçekten çok beyefendi bir çocuk bir olarak karakteri yetişti. Var. Çok esnaf bir çocuk İdo. Çok esnaf. Mesela şimdi buraya gelsin, o ablacığım nasılsın? Hemen böyle herkese esnaf bir çocuk yani. Çok nezaketli. Çok nezaketli. Çok saygılı. Evet, aşırı evet. Saygılı. İkisi de... Bu kadar sözünü böldüm, affedersin. Bu kadar ekran önünde büyümesine rağmen ben inanamıyorum. Tabii canım. Yani yan yana geldiğim zaman anladım. O kadar saygılı ki Pınar. Yani böyle sizli bizli. Böyle hatta diyorsun ki ben senin büyüğünüm. Hani hiç öyle demene gerek yok. 100 saat yan yana gelsen 100 saatte aynı şekilde görünür. Bak şimdi bu paylaşım üzerine çıktı bütün dedikodular zaten, hamile senin mi şu diye. El tutmak. Evet, hani Bergüzar'da da biz oradan yola çıktık ve doğruya vardık ya. Şimdi burada da böyle elini karnına koyması ve saçımı boyatmıyorum demesi. Evet, kuaförünüz kim diye sorulduğunda düzenli gittiğim bir kuaförüm yok, farklı yerlere gidiyorum, uzun süredir saçımı da boyatmıyorum deyince, ilk 3 ayda boyanmıyor ya saç. Herkes dedi ki hemen, bu sefer eli karnında üstüne saçını boyatmıyor.
İşte demek ki bunlar bir bebek bekliyor, bir evlilik de var, aileler de onay verdi falan diye dedikodu kazandı, kaynadı da kaynadı. Peki bence sizce durum hiç ne? Hiç sanmıyorum. Mümkün Bravo. Değil. Çünkü İdo zaten böyle bir ilişki yaşamaz. Öyle büyüyen bir çocuk değil İdo. Yasemin ve Yasemin'in ailesi de aynı şekilde ilişkileri çok güzel gidiyor. Evet, evlilik gözükebilir ama kendi örf, adet ve geleneklerimize göre bunu uygun yaşayacaklardır. Mutlaka İdo ve Yasemin evlendikten sonra çocuk sahibi olmayı tercih edeceklerdir. Çünkü bu İdo'nun da hassas bir konusu, ailesinin de hassas bir konusu. Yasemin'in ailesi için de aynı şey geçerli. Bu haber yanlış bir haber. Kim çıkardıysa da kötü bir haber bence yani. Bence de kendi de İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın değil mi? Evet. Resmi evlilik dışında bir evladı olduğu için ben de onun hatırlıyorum konuştuğumuz zaman bir hassas noktası. Evlenip çocuk sahibi olabilecek insanlardan biri. Ben de hiç zannetmiyorum. Evet, doğru bildiniz, kazandınız. Çünkü ne kazandı, Yasemin kazandı. Şefkatli'nin açıklamasını kazandınız. Şimdi benim en sevdiğim açıklamalar. Bak, bir takipçisi Yasemin Şefkatli'ye yazıyor. Yasemin Şefkatli de o yazdığı yazının yani paylaşımın üstünden bu hamilelik iddialarına son noktayı koymuş oluyor. Canım takipçim ne güzel yazmış, ne saçmalıyorsunuz demiş. Doğru. Ne saçmalıyorsunuz? Hakikaten doğru. Şimdi evli olmayan insanlarla ilgili böyle haberler çıkıyor. Bazı insanların ailesi hiç umursamıyor, daha farklı bakabiliyor ama bazı insanların ailesi daha hassas oluyor. Yasemin'in ailesi daha hassas. Zaten böyle bir şey olsa Derya abla kıyametleri koparır biliyorsunuz. O yüzden tabii ki onlara hassas bir haber olduğu için yorar ve üzer bu haber. Peki arkadaşım, şimdi ikinize birden şöyle bir soru sorayım. Son dönemde bakın, dün de bazı haberler verdik. Biz doğru olmadığını söylemek için, yani başka yerlerin verdiği haberlerin aslında doğru olmadığını söylemek için. Bir ortada garip bir durum var son dönemde. Hani haber sıkıntısı mı çekiliyor, masa başı haberler mi oluyor? Bir en ufak bir şeyden bir kıvılcım atayım ortaya, oradan da başka bir şeye varılır da inşallah ortalık karışır da, işte misal yani X programın X gazetenin adı konuşulur, bahsi geçer gibi mi? Yani birazcık acaba magazinci arkadaşların da bir öz eleştiriye mi girmesi lazım? Şöyle bir şey genç var, insanlara sosyal medyada yani çok fazla magazin haberi yapan site oldu. O gün Yeşim Salkım'ın söylediği gibi de baktığında 100-150 takipçileri var. O bile yok. 35-40. Ama ünlü selebritileri koydukları zaman onlar hani böyle keşfete falan düşüyor ya, o sayfalara daha çok kişi merak edip bakıyor. Dolayısıyla bazı siteler ünlüleri kullanıyorlar. Ama siteye sadece bir tıklansın mi diye kullanıyor yani. Ya tabii sadece siteler değil ama sosyal medyada böyle bir tehlike var. Vallahi gazetedeyken sen şimdi hani konuşurken onu düşündüm. Gerçekten bazen haber sıkıntısı olduğunda mecburen manşete bir şey çıkarmak için ya da magazin sayfasını doldurmak için maalesef masa başı haber yaptığımız olurdu. Yani oradan, aynısı televizyonda da olabilir mi diyorsun? Olabilir mi diye aslında ben sana soruyorum. Sen benden ve sana soruyorum eski birer televizyoncu olarak. Sanki aslında bunun cevabını en güzel Bilal Özbilgi verir. Yani yılların magazincisi olan o. Şimdi yapıyor mu Bilal Özbilgi de zannetmiyorum. Onu bildiklerini anlatsam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Değil haber. Bomba olur yani. Hani bırak uydurmayı, asıl bildiklerini yani konuşsa yani. Bir sürü insanla ilgili çok böyle başka bir bakış açısına sahip oluruz. Ama yine de hani bunlar genç insanlar ve hani dediği gibi Sinem'in de hassas konular bir de çok bunlar hassas, arkadaşlar. Evlilik yolunda ilerleyen. Ya ben burada sadece genç kızları şey yapıyorum. Tabii ki tabii ki. Evet, yani burada yani genç üzülüyorum. Kızların niye bu şekilde ismi çıksın ya da niye bu şekilde haber olsunlar? Evet. Aşklarından bahsedin. Beraber yaz tatili yaptılar, onlardan bahsedin. İdo ile beraber bir marka çıkardılar, onlardan bahsedin. Yasemin, kimse onlardan bahsetmiyor. Yani evet, güzelliklerden bahsedin. Doğru.